Ve aşağı tarafa Frozen da... Frozen Camille oynayacak tarzda bir oyuncu değil. Aşağı tarafa da Alistar geldi bu arada. Onu da söylemek lazım. Alistar Vayne'in kısa menziline karşı oldukça ters gelen bir şampiyon. Fakat bir noktadan sonra 6. seviyeden itibaren gerçekten düello bu ikilinin, Vayne'in ve Nautilus'un potansiyeli, 2-2 potansiyeli daha yüksek seviyede. Ve Bahçeşehir Supermassive cephesine bakarsak alt koridora giden yolda birçok totemleri bulunuyor. Şimdi orada sersemleyen bir tolerant var. İlkan gelebilir. Burada Zyknot'u İlkan almayı başardı. Closer buraya yaklaşıyor. Pylos'u da indirmek isteyecekler gibi görünüyor ama Closer'ın hasarı gelecek mi? Zyknot sıçraya attı. Bir skor daha Zyknot'tan. 2'de 2 geldi ama Closer'ın hasarının içinde kalmak onun ölümü anlamına geliyor. Ya muhtemelen belki kulenin altından çıkarırım diye düşünerek attı ama Seoul'da güzel pozisyon alıp orada kuleyle duvar arasında sıkıştı zaten. Ve Bahçeşehir Supermassive'de oyundaki ilk ejderi almayı başarıyor. Şimdi Armut, Storm'un üzerine doğru oynadı. Oraya yaklaşan iki kişi daha var. Tolerant ve Pilot. Burada önde yakalanan bir isim var. Storm. Kronometresi kullandı ama oradan canlı çıkması mümkün değil. Arka tarafta yakalanan Luana. O buradan çıkabilecek mi? Tolerant kuleyi tanklıyor ama Seoul çok fazla zorlamak istemedi. Ya Closer çok zor durumda İlgi bu arada. Göstermiyor. Ve Closer'ın çok çok az canı kaldı. Biraz daha yardıma ihtiyacı var. Gelip çalabilecekler mi acaba diye bakıyorum. Sanıyorum ki çarpla alacak Closer ama biraz zor olacak oradan çıkması. Yine de Bahçeşehir Supermassive buraya girme konusunda biraz tereddüt etti. Closer hala orada. Şimdi Frozen. Çok Frozen. Güzel bir ulti sıçrayla beraber. Yanında Closer'ın da az canı var ama Wolf düşmek üzereyken son anda güzel bir kronometre. Şimdi orada Armut'la Frozen arasındaki birebir kazanan Armut oluyor. Closer da öldükten sonra bir tane skor almayı başardı. Storm Luana ikilisine karşı Tolerant ve Armut. Armut burada şansını deneyecek mi diye bakıyorum. Ama meanwhile'ın bot lane. Yalnız hop. Armut çok önde kaldı. Güzel bir oyun Armut'tan. Yine de Storm onu yakalayabilir. Ultisi var Storm'un hala. Şimdi ultiyi kullandı. Luana, Storm bu skoru alacak gibi duruyorlar. Son bir vuruşa ihtiyaçları var sadece. Skor geldi ama Luana son anda çıkıyor orada kulenin menzilinden. Zaten buradan, kuleyi alacaklardı çünkü. Evet, o vuramadan aldılar kuleyi. Şimdi bu alameti takip edip ikinci kuleye vurmasını sağlamaları gerekiyor. İkinci evet. Kuleye de vurdu. Hatta yani minyonlarla bir şey yapılır mı diye baktım ama az daha öne çıkarsa Seoul şu anda çıktı. Hatta kalkanı biterse diyecektim ki beklemeden. Direkt olarak ultiyi attı Luana. Orada çok güzel bir hasar yanlandı Storm. Tam zamanında geldi. Royal Yut'un. Evet, Bahçeşehir Supermassive de pek o savaşı istemedi. Seoul. Hala Zyknot'u görmedi. Zyknot ultiyle çıktı şimdi. Seoul çok güzel duvara vuruyor. Zyknot. Yani burada buna... gafil avladı Seoul'u. Armut kötü pozisyonda kaldı. Luana çok güzel yakalıyor. Bir kere de aynı pozisyon ama bu sefer kurban. Seoul değil Armut. Bizleri bekliyor. Senden iyi satıcı olur. Değil mi? Ejder de bu arada Bahçeşehir Supermassive'e gitti. Tabii şu ana kadar hiç hesaba katmadığımız bir Sivir de var. 3 eşyasını tamamlamış o da. Bir kere daha Baron'a başladılar. Zyknot'u görüyor şu an oradaki totem sanıyorum ki. Ve içeri gelen bir Ryze ultisi ama kimse gelmeyecek içeri. Şimdi Closer orada kronometresini kullanmak zorunda kaldı. Armut yavaş yavaş ilerliyor. Luana yan tarafta. Luana hemen Armut'un üzerine odaklandı. Baron'un 3000 canı var bu sırada. Armut kronometresi kullanıyor. Tolerant içeri girdi orada. Stone Age hala Baron'un içinde. Closer çok dışarıda kaldı. Closer ultisini de kullanıyor. 900 canı var Baron'un. Baron'u almayı başardı Supermassive ama arka tarafta Luana'nın öldüğünü görüyoruz. Frozen çok az canı var. Ultisini kullanarak agresif bir oyun sıçrayla. Güzel bir sersemletme Frozen'dan. Armut şimdi 3 kişinin arasında ama düştü burada. Zyknot ölmeden önce son anda Tolerant skorunu alıyor. Seoul kovalamaya devam ediyor. Canlar çok az sup cephesinde. Seoul'dan yüksek hasar. Pilot'tan hasar gelecek mi arkadan? Pilot'un da canı çok az olduğu için çok defa oynamak zorunda kalıyor. Seoul. 15 tane yetenek atışından sıyrıldı bu arada. Royal'ın kazanacağı belliydi ama. Yalnız Luana burada 3 kişinin arasında kalmış. Çok güzel bir deneme ama işe yaramadı. Tolerant'ta kaldı. Tabi üzerine çökecekler. Frozen geliyor buradan. Aynı zamanda yukarıdan Storm'un geldiğini görüyoruz. Bakıyorum şimdi Sivir de buraya yetişmeye çalışıyor. Pilot da yetişmeye çalışıyor ama Armut hemen düşecek mi? Storm! Orada Zonya kullandı. Diğer tarafta Closer'ın da ağırlığında düştüğünü görüyoruz çünkü Zyknot artık devrede. Closer ultisini kullanıyor ama Zyknot'tan çok yüksek bir hasar Pilot'la düşürdü. Seoul hala hayatta. Seoul bu takımın şu anda ana hasar kaynağı olmuş durumda. Wolf'u alabilecek mi dediğimiz anda çıpa geliyor oradan. Seoul kimi düşürecek önce? Önce kalkan orada. Nautilus'u düşürdü. Frozen'ı buldu aşırı yük kaçıyor. Kalkan. Kim alacak bu savaşı ama Seoul olacak gibi duruyor. Arka arkaya aşırı yükler 4'te 4. Seoul bu maça 0-3-0 başladı ama şu an 5-3-1. Aynen öyle. İki takım savaşında yani ayak hareketleri çok başarılı. Kullandığı yetenek atışları da oldukça iyi. Koreli Ryze oyuncularından korkacağım bu arada. Aa ben de geldim. Koridoruma dönmem lazım diyen bir minyon görüyoruz.
See you all. Nehre hiç alışık değil tabii minyonlar. Yani hiç görmedikleri bir ekosistem. Ve buna rağmen oyundan düşmedi 0-3-0 başlamasına rağmen. Şimdi Baron'a başladılar. 7000 can, 6000 can gerçekten çok hızlı alıyorlar. Closer'ın sıçrası yok burada, çalması çok mümkün görünmüyor. Ve Bahçeşehir süpürmesi için rahat bir Baron oldu. Zaten duvarın ötesine herhangi bir şekilde geçemez. Işından geliyor ama bu ışından şimdi bir takım savaşına dönüşebilir çünkü. Tolerant iyi bir noktada. Burada 3 kişinin arasında 3'ünü birden havaya kaldırdı ve birini servis etti takımına. Oysen Frozen. Sağdan sıça değil, gelir mi? Sıça geldi. Luana şimdi o kronometreyi kullandı ama Luana'nın kronometresi onu hayatta tutabilecek gibi durmuyor. Ultisini de kullanmasına rağmen Hex'te ultim atomunun bir faydası yok. Royal Youth alt koridordan maçı bitirmeye gelebilir şu anda. 2 kişi öyle başlayacak Super Massive'de. Şimdi minyonlarla beraber içeri girdiler. Wolf güzel pozisyon. Zyklot'un pozisyonu oldu bu. Zyklot burada istediğini yapabilecek mi? Tolerant onu geri itti. Kimse odaklanamıyor şu an Zyklot'a. İlk skor geldi Zyklot'tan. İkinci skor gelecek mi? Koruyucu meleği devrede. CEO düşmek üzere. Kart sultisi arkadan. Kart sultisi Zyklot doğmadan. Yakalanacak bir kişi her şeyi tersine çevirebilir. Hem Armut'un. Evet, Armut'un üzerine geliyor Luana şimdi. CEO oldu orada. Yandan gelen isme bakıyorum. Pilot gelmeye çalışıyor. Armut hala hayatta ama CEO'nun yüksek hasar vardı. CEO sıçrayla geri çıkmak zorunda kaldı. Storm'dan ulti ve zonya ama Storm çok ileride. Storm burada anında yok olacak. Wolf şimdi önde kaldı. Frozen oraya katılıyor. Frozen'ın sıçrası var. Frozen ultiyle beraber bir sıçra atar mı diye baktım. Zyklot bu arada sıçrasını defansif kullanmak zorunda kaldı. Tolerant'ı düşürmeye çalışıyor ama Tolerant orada hayatta kalıyor. Frozen da ultisini defansif kullanmak zorunda kalınca sup için ister hiç şey gitmedi. Şimdi Karthus ultisi. Burada Luana'nın canını çok yakabilir ama ilerlemedi burada Ryze ultisiyle. Kadime gidecekler ama. Ve bu onlar için sanıyorum ki ikinci kadim olacak. Yani şu anda Royal Youth adına her şey çok çok iyi gidiyor. Hızlı bir şekilde... Storm hala ölü. Scarlet, evet. Storm hala ölü. Hızlı bir şekilde Baron'a yöneliyorlar. Bir yandan da Baron tarafında bir pusu kurmaya çalışacak Bahçeşehir sürmesi. Ama yani Alistar'ın vuracağı bir tane toz bile 500 hasar verecek. Closer orada bir çıpa yeseydi çok daha farklı bir pozisyon oluşabilirdi ama şimdi Baron'a başlayan taraf Royal Youth ve Royal Youth bu mücadelede ilk kez Baron'a başladı. Tolerant ters tarafta kalmıştı çıpadan. Bir sağ adımla kaçmayı başarıyor. Ve Bahçeşehir sürmesi bunu bırakmak zorunda olduğunu biliyor. Royal Youth'un üzerinde şu an 4 dakika 20 saniyelik bir Kadim Ejderha, 3 dakika 20 saniyelik bir Baron güçlendirmesi var. O Karthus ultisi, bu inhibitörü almak için yapılmış bir hamle. Frozen'a gelen hasarı yine görüyoruz. Evet, sol taraftan görebiliyoruz zaten. %10 canı kaldı Frozen'ın ve üstüne dönmek zorunda kaldı. Şimdi kuleye çok hızlı biçimde vuruyorlar. Kulenin canı %50'ye inmiş durumda. Burada bir şey deniyor. Bahçeşehir Supresif. Luana'dan ulti. Pilot'un üzerine geldi ama Luana geri kaçmak zorunda kalıyor. Önde yakalanan bir Tolerant var. Tolerant minyonu atlayarak kaçmaya çalıştı ama bu da mümkün olmadı. Şimdi Storm içeri girdi. Geri çıktı. Orada tekrar dirilecek bir Pilot göreceğiz. Closer'dan son anda kullanılan bir Zonya. Frozen'ın ultisi boşa gitmiş oldu. CEO agresif oynama. CEO şimdi burada hem Seraph'ını kullandı hem de orada Zonya'sı kullanıyor ve Luana'yı da aradan çıkarmayı başardılar bu sayede. Bu maç Royal Youth'un olacak. Şampiyonluk adayı iki takımın mücadelesinde zaferle ayrılan Royal Youth.